Merhaba, müsait miydiniz? Merhaba. Hemen ilk soru geliyor. Sağ elim mi, sol elim mi? Sol. İyi, diğeri de bana kaldı. Çok teşekkür ederim. O zaman bir kahve içer miyiz? Bir kahve içelim beraber. Çok zevkli Bef. Çok teşekkürler. Resme bayağı meraklı olduğunu biliyorum. En sevdiğin tablon hangisi? Galiba en sevdiğim tablom Taner Ceylan'ın tablosu. Şahane. Dünyadaki tüm tabloları alabilecek olsan hangisini alırdın? Oo, çok zor bir soru bu. Bunu soru cevap vereyim. Düşünmem lazım. Tamamdır. Bu arada seni tanıyanların Ney Baron'u harika yapar dediği bir yemek var mı? Yok. Yok ama şeyde fırında tavuk çok güzel yaparım. Çok güzel. Peki senin durduk yere olsa da yesek dediğin bir yemek var mı? Benim için iyi bir pizza her şeyden daha güzel. Şunu yediğimde çocukluğuma dönüyorum dediğin bir şey var mı? Var. Anneannemin kıymalı makarnası ama et yemediğim için şu anda yemiyorum ama onu düşündüğüm zaman lanim aklıma geliyor. Peki. Senin çocuklarına yapmaktan keyif aldığın yemek hangisi? Onlara küçükken makaronian cheese yapardım. Onu çok severlerdi. Sen bir Türk kahvesi tiryakisi gibi duruyorsun. Evet. Günde kaç tane içersin? Günde 2-3 tane Türk kahvesi içiyorum ve her gittiğim yere de götürüyorum. Herkesin kahve pişirme ritüeli farklı. Sana ait bir lezzet sırrın var mı? Var ama gel göstereyim sana. Fala inanma, falsız kalma derler ya, sen ne dersin? Doğru mu? Bence doğru. Ben her kapımı çeviririm ama bakmasını da bilmem. Anımasam da çeviririm. Peki hiç baktırdığın bir kahve falı doğru çıktı mı? Çıktı ama hileli bir şekilde. Üvey abim kabımın altına Ali ismini yazmış, kapatmış. Sonra açtığımda onu gördüğümde çok şaşırmıştım ama meğersem onun bana şakasıymış. Kahve yapacağım. Ne içersin, nasıl içersin? Burada bir sürü lezzetler var. Damla sakız var, çikolatalı var, kardamomlu var. Hangisini istersin? Chocolate. Okey, süper. Alt şekerli mi, şekersiz mi? Sade. Tamam. Batıl inançlı biri misin bilmiyorum ama maçlarda falan uğur getirmesi için yaptığın bir totemin var mı? Maçlara gitmemek. Ben maçları seyretmediğim ve gitmediğim zaman genelde maçı yeniyorlar. Onun için benim totemim o. O zaman tatlı bir soru geliyor. Aldığın en anlamlı hediye neydi? Aldığım en anlamlı hediyeler hep çocuklarımın küçüklüğünde gelen kendilerini yaptığı hediyeler. Peki ya verdiğin? Verdiğim en anlamlı hediye herhalde çocuklarıma veya eşime ama ne olduğunu söylemem. Peki, öyle olsun. Tamam. Seninki hazır. Şimdi kendime yapacağım. Ben çikolatalı, az şekerliyi seviyorum. Güzel. Bu arada bir şey merak ediyorum. Kız istemede tuzlu kahve yaptın mı? Hayır, yapmadım. Tuz dedik de bak aklıma ne geldi. Vehbi Koç'un tadına bakmadan çorbaya tuz atan yöneticiyi ön yargılı davrandığı için işe almadığı rivayeti doğru mu? Hiçbir fikrim yok. İlk defa duyuyorum. Kahvelerimiz hazır, istersen salonda içelim. Ne var, bir şey soracağım. Hangi ünlüyle kahve içmek isterdin? Hayatta mı yoksa hayatta olmayan mı? Fark etmez. O zaman Atatürk. Kim istemez? Şimdi sana çok hızlı sorular soruyorum. Çok seri cevaplar istiyorum, tamam? Sevdiğin biri kötü bir şaka yaptı. Nezaketen güler misin, gülmez misin? Ne kadar kötü olduğuna bağlı. Telefonunda tek bir uygulama kalacak olsa hangisi olurdu? WhatsApp mı, Instagram mı? WhatsApp. Köpek balıklarıyla yüzmek mi, aslanlarla kafeste kalmak mı? Köpek balıklarıyla yüzmek. Tenis mi, yüzme mi? Yüzme. Hayvanlarla iletişim mi, bütün dilleri konuşabilmek mi? Hayvanlarla iletişim. Kahvenin yancısı su mu, soda mı? Kahvenin yancısı su.
Nefis bir espresso mu, köpüksüz de olsa Türk kahvesi mi? Her zaman Türk kahvesi. Cam kenarı mı, koridor mu? Koridor. Kötü kahve iyi sohbet mi, iyi kahve kötü sohbet mi? İkisine de tahammülüm yok. Ayna karşısında dans etmek mi, duşta şarkı söylemek mi? Ayna karşısında dans etmek. Kahve çok güzel olmuş gibi görünüyor. Bana da ikram edecek misin? Buyurun lütfen. Bu arada lokumlar da var. Tek bunlar var zannetme. Leziz. Of. Hadi boşluk doldurma, oynayalım mı? Hadi. Hızlıca geliyor. Kahvenin bana hatırlattığı en eski anım? Anneannemin evinde bana fal bakması. En sevdiğim koku? Menekşe. Hayatta en çok güldüğüm insan? Çok var ama en çok güldüğüm insan herhalde çocuklarım. İstanbul'un en güzel mevsimi? Bana göre karlı olduğu zaman. Hayatımın en güzel günü? Of. Çocuklarımın doğduğu zaman. Kahve kadar iyi olan bir şey varsa o da? Çok gülmek. Bugün mırıldandığım şarkı? Bugün George Michael'ın Freedom şarkısını mırıldanıyordum. En abartıldığını düşündüğün film? Barbie filmini çok merak ediyorum. Abartıldı mı yoksa değil mi, bu akşam karar vereceğim. Daha çok abartılması gerektiğini düşündüğüm şey? Bence insanların hayatlarını istediği gibi başkalarına zarar vermeden yaşaması en önemli şey. Çölde kum fırtınasından kurtulsam ilk söyleyeceğim? Saçımı yıkamam lazım. Son sorum geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Gidiyorum. Bana bir şey diyor musun? Lütfen, yine bekliyorum. Daha uzun bir yemek için bu sefer. Tabii, büyük bir zevkle. Hoşça kal.